Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili DGS Tayfa. DGS kalkar mı kalkmaz mı? DGS hukuk kontenjanları ne olur? DGS hukuk kalkar mı kalkmaz mı arkadaşlar? Genel olarak DGS kalkar mı? Bununla ilgili bir öngörü var mıdır? Yani böyle bir şey mümkün müdür arkadaşlar? Bununla ilgili bir video çekme ihtiyacı hissettim. DGS özelinde hukukla ilgili tabii ki bir öngörü var. Yani DGS hukuk geçiş kısımları kalkar mı kalkmaz mı? Yani ne olacak bu hukukun gidişatı ne olacak özellikle? Bununla ilgili arkadaşlar bir video çekmek istedim. Evet Nisan grubu için ve 2024 DGS için kayıt almaya başladık. DGS canlı ders ve koçluk başvuru linkleri arkadaşlar açıklama kısmında var. İsteyenler koçluk, isteyenler canlı ders alabilirler bizden. Evet, DGS özelinde arkadaşlar. Ee, şimdi önce DGS'den başlayalım. DGS neden kalkmaz? Yani böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu kim uyduruyorsa uyduruyor. Bildiğiniz uydurmasyon şeyler bunlar. DGS'nin kalkacağı kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Çünkü her sene ön lisansa giren yani iki yıllık okuyan yüz binlerce öğrenci varken DGS'nin kalkması mümkün değil. Yani insanlara bir iki yıllık okuma imkanı veriyorsanız buradan iki yıllıktan dört yıllığa geçiş imkanı da sunmak zorundasınız. Yani iki yıllıkları komple kapatırsanız DGS'yi de o zaman belki ilerleyen aşamalarda kapatabilirsiniz. DGS ile geçişi eğer DGS ile geçiş istemiyorsanız 2 yıllıkları kapatmak zorundasınız. Eğer 2 yıllıkları açık bıraktıysanız insanlara 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş hakkı da tanımanız gerekir arkadaşlar. Yani bu mümkün değil. Hani DGS'nin kalkması gibi bir olay olmaz yani. Hani 2 yıllığa geçişleri kapatırsan belki bir ihtimal DGS'yi de o zaman nispeten ilerleyen zamanlarda geçişi mümkün olarak olacak şekilde kapatabilirsin. Ve böyle bir şey Türkiye şartlarında şu an mümkün gözükmediğine göre DGS'nin de kalkacağı ancak bunlar uydurma şeyler olur. Ancak kişilerin kendi düşünceleri, kanaatleri falan olabilir. DGS özelinde tabii ki insanların en çok merak ettiği konulardan biri hukuk kontenjanları. Yani DGS ile hukuka geçiş kalkar mı? Biliyorsunuz AÖF'ten artık hukuka geçiş olmadığını yani Adalet AÖF Açık Öğretim Fakültesinden adalet kısımlarının kaldırıldığını biz biliyoruz. Eski mezunlara bir şey olmuyor. Yani eskiden adalet okumuş, AÖF'ten adalet okumuş insanlar DGS'li hukuka geçebiliyorlar. Şu an hali hazırda okuyan öğrenciler de mezun olmak şartıyla arkadaşlar DGS hukuka geçebilirler. Ama bu sene itibariyle artık açık öğretim fakültelerinde adalet bölümleri kaldırıldı. Bu da işte arz talep meselesi çok fazla hukukçu olduğu söyleniyor avukat vesaire neyse. Dolayısıyla yani AÖF'den insanların geçişlerini engellemek istediler. Aslında bu çok mezun olduğuyla alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. E buradaki geçişleri önlemek istediler. Yani insanlar öğretmen olabilir, polis olabilir, hemşire olabilir ve bu insanlar belli bir süre sonra meslek değişikliğine gitmek istiyorlar. bunun için en kolay çözüm adaleti okuyor açık öğretim fakültesinde ve DGS'ye o şekilde o şekilde hukuka geçmek istiyor. Bu gibi insanların önünü kesmek için yapılan bir olay. Yani açık öğretim fakültesinden adaleti kaldırmak demek yani hemşirenin, doktorun, işte doktor de hemşirenin, polisin, öğretmenin e, hukuka geçişini engellemek için yapılan olaylar bunlar o yüzden açık öğretim fakültesinde hukuk kontenjanları kapatıldı ama hali hazırda normal örgün adalet okuyup hukuka geçecek olan insanlar geçebilirler arkadaşlar bu anlamda DGS hukukun kaldırılacağını düşünmüyorum kontenjanların da 500 civarında artık seyredeceğini düşünüyorum. Yani bayağı düştü çünkü kontenjanlar. Yani hukuk kontenjanlarını 100'e, 200'e, 300'e çekerseniz artık insanların DGS ile hukuka geçmesi için yani bir şey kalmıyor. Çünkü bayağı zorlaştı sistem. Yani şu an bir insanın devlet hukuk okuyabilmesi için netine göre 78-80 net yapması lazım ki devlet hukuk kazanabilsin. Yani ÖBP'sine göre değişiklik göstermekle birlikte 74-75 net civarı bir ortalama neti olması gerekiyor hukuk, devlet hukuk kazanabilmek için. Dolayısıyla DGS hukuk kontenjanlarının daha da azalacağını düşünmüyorum. DGS ile hukukun kaldırılacağını da düşünmüyorum. Yani böyle bir şeyin mümkün olduğunu, mümkün olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani siz yabancı öğrencilerin yani ya da, ya da e, yabancı insanların, e, yurt dışından başka yerlerden gelmiş insanların e, hukuk okuyarak ya da işte fark derslerini vererek sınava girerek Türkiye'de denklik veriyorsanız ki böyle şeyler var biliyorsunuz işte X Üniversitesi'nde 250-300 öğrenciye bu şekilde hukuk bölümleri açıldı ve bu insanlara hukuk... E, bu şekilde ilk hukuk diploması verildi arkadaşlar. Ve bu insanlara bu ülkede e, avukat olma imkanı sunuldu. Bu insanlara bunu sunuyorsanız, yabancı insanlara bunu sunuyorsanız e Türkiye'de sizin e, vatandaşınız olan insanlara bu imkanları da sunmak zorundasınız. Yani sadece birik Üniversitesi'ne 250 öğrenciye kontenjan ayrıldı hukuk için arkadaşlar. Yani DGS hukuk kontenjanları gerçekten çok düştü. Daha da düşeceğini zannetmiyorum. Umarım böyle bir e, bu, buna girmezler yani çünkü gerçekten işin tadını kaçırmaya başladılar. E, baskı yapılırsa ben hukuk kontenjanlarının değişeceğini düşünmüyorum ama burada baskı yapılması lazım arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. DGS özelinde yani hani son olarak DGS özelinde hukuk kontenjanları hukukun kaldırılacağını kesin olarak düşünmüyorum arkadaşlar. Hemşirelik kontenjanlarında bir değişiklik olur mu? 2024 ya da 2023 neyse hemşirelik kontenjanlarında bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bir azalmada olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü arz talep meselesi dediğimiz için Mesela hukuka kontenjanları azaltırken hemşirelik kontenjanlarına dokunmuyorlar. Çünkü insanlar hemşireliğe e, çünkü daha fazla talep var. Hemşire ihtiyacı var yani. yani. Talepten ziyade hemşire ihtiyacı var çok fazla. O yüzden mesela işlerine bu geldiği için hemşirelik kontenjanlarına dokunmuyorlar. Halbuki arz talep mesela hemşire ihtiyacı azalmış olsa hemşirelik kontenjanlarına da dokunurlar. Mühendislik kontenjanlarına dokunurlar arkadaşlar. Biliyorsunuz mühendisliklerin kontenjanlarını bayağı düşürdüler. Özellikle iyi e, üniversitelerde, İTÜ'de OTTÜ gibi üniversitelerde kontenjanları bir 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 yaptılar. Yani mühendislik kontenjanlarını gerçekten işin tadını kaçırdılar diyebilirim. Umarım dokunmazlar. Zaten bir kontenjan tanımışlar. Onu da tanımazsa ne olacak? Yani e, biraz e, bir nasıl diyelim? E, yani bir kontenjan dediğiniz çok saçma bir durum yani. Hani o insanlara bir kontenjan gerçekten çok az. Umarım yükseltilir. E, mühendislik kontenjanları diyelim arkadaşlar. Kontenjanların özelinde kazanmak için moralinizi yüksek tutmak zorundasınız arkadaşlar. Kontenjanı bir tarafa bırakın. Yani siz hukukun kaldırılmayacağına göre, hemşirelik ya da mühendislik kaldırılmayacağına göre moralinizi yüksek tutan, çalışan, düzenli, planlı, programlı olan, programa uyan, düzenli çalışan insanlar bu sınavı kazanırlar arkadaşlar. DGS ile geçiş hala mümkün. DGS ile geçiş hala mantıklı arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. DGS ile geçiş şu an hala çok mümkün. Ama bunun için gerekli şartları oluşturup gerekli gayreti göstermek zorundasınız. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.